Bu sorumuzda açık toplum ideali sorulmuş ve denilmiş ki açık toplum ideali aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz? Hemen açık toplum ile kapalı toplum arasındaki ayrımı yapalım hocam. Açık toplum nasıl bir toplumdur? Özgürlüğün olduğu bir toplumdur. Demokrasinin olduğu bir toplumdur. İnsan haklarının olduğu bir toplumdur. Değişmenin ve gelişmenin olduğu bir toplumdur. Kapalı toplum bunun tam tersidir hocam. Yani özgürlüğün olmadığı, yani monarşinin olduğu, yani baskının olduğu bir toplumdur. Şimdi şıklara bakalım. Eşitlik ve özgürlük açık toplumda var mıdır? Vardır. Söz hakkı var mıdır? Vardır. Yönetme hakkı var mıdır? Yönetime katılma hakkı var mıdır? Vardır hocam. Örgütlenme hakkı da vardır. Baskıcı yönetim yoktur. Cevap E şıkkıdır. Bu sorumuz Ütopyalarla ilgili. Ve bize sorulan şey Ütopyaların hangi özelliği bu parçada vurgulanmaktadır? Parçamıza bakalım. Her Ütopya bir hayal ürünü olmasına, hayalı bir düzeni ifade etmesine rağmen gerçeklerden tümüyle kopuk değildir. Bakın burası çok önemli. Daha doğrusu her Ütopyacı hem gerçekleri kavrayan hem de düş kuran bir kişidir. Yaşanan gerçeklerin eleştirisinden hareket ederek düşünürler neyin nasıl olması gerektiğini belirtip hayali bir yapı oluştururlar. Her ne kadar hayali olursa olsun gerçeklerden tümüyle kopuk değildir ve gerçeklerin bir nevi eleştirisidir hocam. Şimdi bakalım şıklarımıza. A şıkkı her dönemin yapısına göre ütopya var mıdır? Geç gitsin. Ütopyalar pratik yaşamın gerçeklerinden bağımsız değildir. Vurgulanan budur. Yorumumuzda da bunu belirttik. Cevap 5 şıkkıdır. Bu sorumuzda parçada geçen iki kavram sorulmuş. Yani diyor ki hangi kavramlar arasındaki ilişkiye yer verilmiş? Parçaya bakalım. Toplumda düzenin kurulması ve korunması için bunu sağlayabilecek güce ve yetkiye sahip olan devlete gereksinim vardır. Devleti bir yazalım hocam. Devlete gereksinim varmış. Devam edelim. Devletin temel görevi bir hukuk düzeni kurarak yurttaşların hak ve özgürlüklerini korumaktır. Devlet niçin var olmalıdır? Düzeni kurabilmek için. O halde cevap E şıkkıdır hocam. Bu sorumuz Orwell'la ilgili bir soru. Orwell'ın bu eserinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmektedir demiş. Bakalım Orwell'ın 1984 adlı eserinde tasvir ettiği toplumda insanların benliği, özgürlükleri ve duyguları yok edilmiştir. Onlar her durumda devletin gözetimine tabi tutulurlar. Birey yaşama güvencesinden yoksundur. Yönetim insanları korkak, tepkisiz, ihbarcı yapmıştır. Herkes birbirinden kuşkulanır ve birbirini ihbar eder. Çok güzel bir kitap olduğunu söyleyelim ve okumanızı da tavsiye edelim. Şimdi neye yer verilmiştir? Baskıcı yönetimlerin bireyi sindirdiğinden bahsedebilir miyiz? kesinlikle bahsedebiliriz baksana İnsanlar birbirinden kuşkulanıyor. İnsanlar tepkisiz, insanlar korkak, insanlar ihbarcı olmuş. Yaşam güvencesinden yoksun, sürekli devlet gözetiminde olmuş. Daha ne olsun? Diğer şıklara bakalım. Yönetilenlerin hak ve sorumlulukları hayır. Erdemli toplum özellikleri hayır. Özgürlük kavramının hayatı kuşattığından bahseder miyiz? Burada özgürlük yok. Burada en çok tuvaletler gözetleniyor. Yani her alanınız, her özel alanınız gözetlenmektedir. Toplumsal düzenin sağlanmasına yer verilmemiş, aslında baskıcı devlet rejimine bahsedilmiş ve bu baskıcı rejim bireyi ve bireyin benliğini ortadan kaldırmış, sindirmiş. O yüzden cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya bakacağız ve parçada Hangisinin söz konusu edildiğini bulacağız. Bakalım. Çevrenizde zaman zaman siyasetten şikayet edildiğini duyarsınız. En gelişmiş ülkelerde bile halkların siyasal yaşama katılma konusunda zaman zaman isteksizlik gösterdikleri bilinmektedir. Siyasal rejimlerin ve siyasetçilerin her zaman istenileni verememeleri ile siyasetin insan yaşamındaki önemi başka başka şeylerdir. Aklı başında hiç kimsenin istese de istemese de siyasetten kaçamayacağını görmesi gerekir. Siyasetten kaçınmanın kendisi olsa olsa kötü bir siyaset olur. Siyasetten kaçtığını zanneden insan kafasını toprağa gömerek avcıdan kaçtığını zanneden deve kuşundan farksızdır. Yani yaşamın her alanı yönetme ve yönetilmenin olduğu her yerde, aslında insanın olduğu her yerde siyaset vardır. Bundan kaçınamayız. Şimdi ne söz konusu edilmektedir? Ulusal birlik mi? Hayır hocam. Hukukun üstünlüğü mü? Hiç bahsedilmedi. Siyasetin işlevi mi? Evet hocam. Hayatımızın merkezinde yer aldığı istesek de istemesek de siyaset vardır ve bizler siyasete dahil olmayarak ne yapıyoruz? Aslında kötü siyaset yapıyoruz. Aslında onu görmezden geliyoruz ama o hayatımızın her noktasında maalesef var. Cevap da C şıkkıdır. Bu soru doğal hukukla ilgili bir soru. Bize sorulan şey doğal hukukun temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. Doğal hukuk İnsanın kendisinin tarihte şu ya da bu nedenle koymuş olduğu pozitif hukukun tersine insanın akıllı özünde yerleşik olan bir hukuktur. Yazılı olmayan doğal hukuk her türlü pozitif hukuktan önce gelir. Yalnızca felsefe ile kavranabilir. Doğal hukukun çıkış noktası bireydir ve bu hukuk yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gibi belirli bir takım haklara dayanır. Şimdi bakalım şıklara. Doğal hukuk insanın özünde doğuştan bulunmakta mıdır? Doğuştan mülkiyet hakkı var mıdır? Ya da doğuştan yaşama hakkı vardır deriz. Evet doğuştan tüm insanların yaşama hakkı vardır ama direkt doğuştan hakkı hepimizin mülkiyet hakkı vardır diyemeyiz. O yüzden eliyelim. Peki insanların iştenlikle bağlı olduğu ilkeleri temsil eder. İştenlikle ilgili bir şey yok elimde. Peki insanın doğasında temel bazı çıkarların bulunduğunu söyler mi? Çıkardan bahsetmedik, ele gitsin. Peki temel haklarla ilgili olduğunu söyleyebilir miyiz? Yaşama hakkı bir temel hak mıdır? Evet hocam. Mülkiyet hakkı bir temel hak mıdır? Evet hocam. O halde söyleyebilirim. Peki bireysel farklılıkların çatışması durumunda devletin hukuku işletmelidir ya da işletilmeli midir? Yani pozitif hukuk devreye girmeli midir? Bundan bahsetmedik. Cevap D şıkkıdır. Bu soruda demokratik, sosyal ve hukuk devletinin nitelikleri sorulmuş denilmiş ki aşağıdakilerden hangisi onlardan biri değildir. Bakalım demokratik, sosyal ve hukuk devleti insanların hak ve özgürlüklerine saygı gösteren, huzur ve yaşam standartını yükselterek güvence altına alan emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen bir devlettir. Şimdi bakalım şıklara ekonomik gücü fazla olanlara ayrıcalık tanır mı? Tanımaz hocam. Denge kurar demişti. Direkt olarak cevabı bulduk ama devam edelim. Toplumsal istek ve ihtiyaçlara duyarlı mıdır? Duyarlıdır. Özgürlüklere öncelik verir mi? Verir. Barış ve huzuru korur mu? Korur. Refah seviyesinin yükseltmesini sağlar mı? Yaşam kalitesini artırır mı? Arttırır. Cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya dayanarak siyaset felsefesiyle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşabiliriz diye sorulmuş. Parçamıza bakalım. Siyaset felsefecisi siyasal alana ilişkin ilkeler ve normlar ortaya koyarken bu ilke ve normların uygulanabilirliğini de siyaset felsefecisinin göz önünde bulunması gereken temel bir sorundur. Uygulanabilirlikten uzak ütopik siyasal kuramlar felsefi açıdan bir değer taşısalar bile pratik için fazla önemleri yoktur. Buna en güzel örnek Platon'un ütopik devlet anlayışıdır. Platon ideal devlet kuramını kendisi uygulamaya çalışmış ama başarılı olamamıştı. Demek ki deneysel problemler de bir anlamda siyaset felsefecisine ilgilenmek zorunda kaldığı problemler arasındadır. Şimdi şıklarımıza bakalım. İdeal devlet düzeni oluşturmaya çalışır. Siyaset felsefesiyle ilgili sadece buna ulaşabilir miyiz? Hayır hocam. Neden hayır? Sadece ideal devlet düzeni oluşturmaz. Çünkü siyaset felsefesi ya da siyaset felsefecisi hem var olanı hem de var olması gerekeni ele alır hocam. Yani hem ütopik olanla ilgilenir, onun için değerlidir. Hem de var olan somut ilke ve normlarla ulaşır. Siyasetin özüyle ilgili çalışmalar yapar. Güzel. Bu açıklamadan sonra B şıkkına bakalım. Dünyada yaşanan gerçekliklere kayıtsız kalamaz mı? Kalamaz hocam. Yani uygulanabilirlikten uzak olmamasına dikkat eder. Evet deneyciliğe de ne yapar? Bu inceleme yapar. Yani ütopik olan devlet düzenlerini ele aldığı gibi var olanı da ele alır. Dolayısıyla buna ulaşabilirim. Peki C şıkkına neden ulaşamam ya da neden ulaşılabilir olan bu olmasın? Bakıyorum. Yaşanan dönemlerde egemenlik oluşumunu inceler. Egemenliği ele gitsin hocam. Devletin toplum üzerindeki etkilerini inceler mi? İnceler ama burada bahsedilmemiş. Peki devletin oluşum süreçlerini anlamaya çalışır mı? Gerçekten anlamaya çalışır ama parçada bu yok. Parçada anlatılmaya çalışılan şey dünyada yaşanan gerçeklere ya da gerçekliklere kayıtsız kalmadığıdır. Cevap B şıkkıdır. Bu sorumuz liberalizmle ilgili bir soru ve diyor ki liberalizm görüşüne uygun olan bir yargıyı bulun demiş. Öncelikle parçamıza bakalım. Liberalizm her alanda, özellikle ekonomik alanda insanların özgür olması gerektiğini savunan bir görüştür. Sevgili arkadaşım, liberalizmi gördüğün her yerde aklına gelmesi gereken tek ve en önemli kavram özgürlük olsun devam edelim. Buna göre insanlar ancak özgür bir dünyada kendilerini gerçekleştirebilirler. Dinde inanç ve ibadet özgürlüğü, siyasette düşünce ve düşündüklerini ifade etme özgürlüğü, ekonomide girişim özgürlüğü önemlidir. Liberalizm özgürlüktür hocam. Şimdi bakalım. A şıkkı, özgür yaşam yasal düzenlemelerle sağlanmalıdır. Yasal düzenlemeden bahsettik mi? Hayır hocam. Özgürlük her istediğini yapabilmek midir? değildir hocam. Sınırsız özgürlük başkalarının özgürlüğünü engeller. Burada vurgulanan bu mu? Hayır hocam. İnsan özgürlük sayesinde diğer insanlarla eşit olur. Özgürlük ile eşitlik arasında ters orantı olabiliyor. Ele gitsin. Özgürlük insan haklarının en temel öğesidir. İnanç anlamında, ekonomi anlamında, siyaset anlamında özgürlük olmalıdır. Cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda doğa durumu sorulmuş. Denilmiş ki doğa durumunda aşağıdakilerden hangisinin varlığından söz edilmez? Öncelikle doğa durumunun ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Doğa durumu insanların kimseden izin almadan, başka birinin iradesine bağlı olmadan, doğa yasasının sınırları içerisinde eylemlerini düzenlemek, mallarını ve şahıslarını uygun buldukları gibi kullanmak bakımından yetkin bir özgürlük halidir. Yani bireysel özgürlüğün olduğu, kısıtlamanın olmadığı, bir nevi de bencilliğin olduğu, insanın istediğini yaptığı bir durumdur doğa durumu. Şimdi bakalım şıklarımıza. A şıkkı sosyal ve psikolojik ihtiyaçlara gidermede amaca giden her yolu dener mi? Kendi ihtiyacı için dener hocam. Güç kullanarak kendi özgürlüğünü elde etme çabası var mıdır? Vardır hocam fizyolojik ihtiyaçlarını karşılama yönünde bencilce davranır mı? Davranır çünkü yaşamını sürdürmek ister. Peki toplumsal normlarla çatışma durumunda bunları görmezden gelir mi? Gelir. Ne dedim size? Bireysel öncelikler, bireysel özgürlükler ön plandadır. Dolayısıyla toplum ön planda değildir doğa durumunda. Doğa durumunda özgür bir yaşam vardır. Doğa durumunda kural ya da baskı bir nevi yoktur hocam. E şıkkına da bakalım kişilerin deneyimleriyle oluşturdukları birikimlerden yararlanma bu toplumsal bir durumda söz konusu olabilir. Doğa durumda olmaz. Cevap E şıkkıdır. Bu soruda siyaset felsefesinin bir sorusuna cevap aranmış. Bakalım hangisine cevap aramaktadır? Hangi toplum tipine bakarsak bakalım toplumsal yapıda ilk gözümüze çarpan şey yönetim hakkını elinde bulunduranlar toplumun ayrıcalıklı kesimi olarak tabakalaşma piramidinin üstünde yer alırken yönetilenler hep alt katmanları oluşturuyorlar. Böyle bir yapılanmada önemli olan bir insanın ya da bir topluluğun başka bir insanı ya da insanları bir şeye yapmaya ya da yapmamaya zorlanma hakkını nereden aldığı sorusunu yanıtlamaktır. Şimdi hangi soruya cevap aranmaktadır? Değerli arkadaşım meşruiyetin ölçüsü nedir sorusuna cevap aranmış olabilir mi? Olabilir. Nasıl olabilir? Diyor ki bir şey yapmaya ya da yapmamaya zorlanma hakkını nereden alıyorsun? Yani seni benim meşru görebilmem için, senin kamu vicdanında yer alabilmen için bu hakkı nereden alıyorsun? Meşru olmak kamu vicdanına uygun olmadır toplum tarafından kabullenmedir. Toplum tarafından evet sen bunu hak ediyorsun, evet buna hakkın var denilebilmesidir. Yani ben diyelim ki ülkeyi yönetiyorsam, kardeşim sen nasıl yönetiyorsun, sen kimsin? Ben de derim ki ben %60 oranında bir oy aldım, o yüzden yönetme hakkına sahibim derim. Dolayısıyla bu soru tartışılmış ve buna cevap aranmış olabilir. Peki ideal bir devlet üzerinden bahsedebilir miyiz? Hayır devlet gerekli ya da gereksiz tartışması var mıydı? Hayır. Birey devlet arasındaki ilişkiden bahsedildi mi? Hayır. Devlet nasıl oluşmuştur? Nasıl meydana gelmiştir? Tarihsel süreçte nasıl ortaya çıktı tartışması var mıydı? Ya da cevabı var mıydı? Yoktu hocam. O halde cevap A şıkkıdır. Bu soru anarşist Proudhon'la ilgili bir soru ve denilmiş ki bu parçada aşağıdakilerden hangisi Proudhon'la ilgili vurgulanmaktadır? Bakalım yönetilmek, her işlemde kaydedilmek, sicil almak, deftere geçmek, vergilendirmek, damgalanmak, ölçülmek, sayılmak, değerlendirmek, yasaklanmak, yola getirilmek, düzeltilmek ve cezalandırılmaktır. Bu kamu yararı bahanesiyle genel çıkar adına tekel altına alınmak, gasp edilmek, aldatılmak ve soyulmaktır. En küçük sızlanma ve direme karşısında bastırılmak, cezalandırılmak, aşağılanmak, tacize uğramak, izlenmek, tutuklanmak, yargılanmak, vurulmak, sürülmek onursuzlaştırmaktır. İşte devlet budur. Onun adaleti budur. Onun ahlakı budur. Yani devlet ahlaksızın kendisidir. Devlet zorbanın kendisidir ki anarşistlere göre ortadan kaldırılmalıdır. Şimdi bakalım şıklarımıza. Devletin bireyleri koruduğundan bahsediyor mu? bireylere neler neler yaptığından bahsetti saymayalım diye. Peki devletin adaletli? Hayır devletin adaletsiz olduğunu düşünür. Devletin kötülükleri çağrıştırdığını söyler mi? Evet hocam. Bakın kötülükleri tek tek sayalım mı tekrardan? Ne diyor? Tacize uğruyor, izleniyor, tutuklanıyor, vuruluyor, sürülüyor, onursuzlaştırılıyor. Daha ne olsun? Peki devletin temelinde özgürlük var mı? Yoktur. Eşitlik var mı? Yoktur. O aldı cevap C şıkkıdır.